efendim, mutlu akşamlar diliyoruz. İşte çifte bayramı yaşadığımız bir akşamda Beyaz Ana Haber'le yeniden karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz stüdyomuza. Bayram sevinci içerisindesinizdir umuyoruz. Biz de haberlerimizi, günün haberlerini sizlerle paylaşmaya başlıyoruz. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başlayacağız. Depremde yıkılan ve kısa süre içinde yenileri inşa edilen köy evlerinin teslim töreni için Gaziantep Nurdağı'ndaydı. Sonrasında ise Kahramanmaraş'a geçti. Orada da depremzedelere yeni evleri teslim edildi efendim. Muhalefeti deprem konutları üzerinden eleştiren Cumhurbaşkanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da yaptığı o Alevi paylaşımı üzerinden hedef aldı. İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman İstanbul'da ne vardı? Susuzluk vardı, çöp vardı, çamur vardı ve meşhur Ümraniye çöplüğünün patlaması neticesinde 39 vatandaşımızın ölümü vardı. Kimdi? CHP. Büyükşehir'de de o vardı, ilçede de o vardı. Biz oraları şu anda park, bahçe haline getirdik. Değerli kardeşlerim, bunlara 5 tane koyun teslim edemezsiniz. Teslim ederseniz kaybeder gelirler. Gaziantep Nurdağı'nda köy evleri anahtar teslim töreninde konuştu. Muhalefeti deprem konutları üzerinden eleştirdi. Biliyorsunuz daha önce pek çok depremde, selde, yangında vatandaşlarımızı kısa sürede yeni evleriyle buluşturmuştuk. İnşallah burada da aynısını yapacağız. Van'da bunu yaptık mı? Bingöl'de bunu yaptık mı? Antalya'da, Manavgat'ta, Muğla'da bunları yaptık mı? Kütahya'da, Simav'da bunları yaptık mı? Değerli kardeşlerim, Bay Bay Kemal'in milletvekili olduğu İzmir'de bunu yaptık mı? Hadi sen de yap. Yapamaz. Bunların nasibi yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramın ikinci gününü deprem bölgesinde geçirdi. Gaziantep'ten sonraki durağı Kahramanmaraş oldu. Durduk yere etnik köken tartışması açıyorlar. Durduk yere mezhep tartışması açıyorlar. Durduk yere yalan ve iftira mahsulü kampanyalar başlatıyorlar. Halbuki bu ülkede kimse kimseye kökenini de mezhebini de sormaz. Bugüne kadar Erdoğan'ın ağzından böyle bir şey duydunuz mu? Yani ana muhalefetin başındaki zat hangi mezhepten olursa olsun bizi hiç düşündürmez. Saygı duyarız. Ama bunu kalkıp istismar vasıtası yapmak, bir mutfak pozisyonu içerisinde bunu anlatmanın ne anlamı var? 14 Mayıs'taki rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na seccade üzerinden verdiği poz üzerinden yüklendi. Seccade nedir? Secde nedir bilmeyenlerin, ağızlarından çıkanlardan bir haber olanların seçim öncesi havayı bozmak için başlattıkları bu istismar siyaseti ülkemizde zemin tutmaz. Sen seccadeye ayakkabınla basabilirsin. Kıblesi Kabe olmayanın seccadesi de bu şekilde olur. Ve Karadeniz'den çıkarılan doğalgaz. Bay Bay Kemal'in yanındakiler inanmadı. Hele hele yavrucuklar var yanında. Onlar da dediler ki hani Karadeniz gazı nerede? Ne zaman çıkacak? Ya gözünüz var, kör müsünüz? İşte doğalgaz yanıyor ama bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz, kalpleri var mühürlü. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında aile birliğine de vurgu yaptı. Biz LGBT'nin karşısındayız. Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Ailelerimize leke sürdürmeyeceğiz. Varsın onlar LGBT'ci olmaya devam etsinler. CHP'si de olsun, İP'i de olsun, öbür tarafta HDP'si de olsun, kim olursa olsun biz kendimize bakacağız. Çünkü biz milletleri millet yapan güçlü ailelerdir ve bu güçlü ailelerin içinde LGBT olmaz. Ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de efendim Gaziantep'te deprem konutları teslim törenine katıldı. 387 gün masada toplandıktan sonra aday çıkaran muhalefet partilerine göndermesini 2 ay 16 günde teslim edilen o da konutlar üzerinden yaptı.
Böyle bir asrın felaketinde milletimizi tekrar ayağa kaldıran, moralini yükselten, beslenme, barınma ihtiyaçlarını karşılayan, gelecek Türkiye'sinin güler yüzlü olmasına bugünden temeller atan bir Cumhur İttifakı'nı yarıda bırakamazsınız. Rüzgar estirdiği rüzgarı durduramazsınız. Onun için 2 ay, o 16 günde bu büyük fedakarlığı ortaya koyan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin lideri konumunda bulunan muhterem Recep Tayyip Erdoğan'ın görevinin devamı birinci asli göreviniz olmalıdır. Yani 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan açık ara bir farkla Cumhurbaşkanı olmalıdır. MHP lideri Devlet Bahçeli, Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde köy evleri anahtar teslim töreninde konuştu. 14 Mayıs seçiminde meclis çoğunluğunun da önemine vurgu yaptı. 14 Mayıs çift başlı bir Selçuklu kartalına benzer. Birisi Cumhurbaşkanı, birisi Türkiye Büyük Millet Meclisi. 387 günden beri aday belirleyemeyen, aday belirlendikten sonra da yalan yanlış seyahatler milleti aldatan, bu ülkeye vereceği hiçbir şeyi olmayana 2 ay 16 günde nelerin yapıldığını, nasıl gördüğünüzü her gelene anlatın, anlatın, anlatın. Altılı Masa'nın aday çıkarma süresine dikkat çeken Bahçeli, deprem yaralarının ne kadar hızlı sarıldığının altını çizdi. Dikkatinize sunmak istediğim şudur. 13 defa toplanacaksın, 387 gün masada istediğini yiyeceksin, saatler süren toplantılar yapacaksın, kamuoyuna çıkıp yalan yanlış bilgilerle algılama yöntemini kullanacaksın ama ancak 6 Mart Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceksin. Şimdi hesap şudur. 6 Şubat'tan 22 Nisan'a, yani 76 gün içerisinde, bir başka deyişle 2 ay 16 gün sonra enkazlar kaldırıldı. Beslenme ihtiyacı, barınma ihtiyacı sağlandı. Bir yandan çadırlar, öbür yandan konteynerler ve öte yandan da her türlü güvenlik temin edilerek Türkiye'nin tekrar ayağa kalkması, tekrar milletimizin umutla geleceğe bakması için her türlü fedakarlıklar ortaya kondu. Sevgili izleyenler, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bay Kemal'in Tahtası isimli video paylaşımlarına devam ediyor. Kılıçdaroğlu yeni kampanya videosunu gıdada çok çok büyük devrim geliyor notuyla paylaştı. Gıda fiyatlarının düşeceğini belirten Kılıçdaroğlu, vaatlerini de tek tek sıraladı. Gıda bağımsızlığını sağlamadan büyümek ve gelişmek mümkün değil. Bakın, burada açıkça söylüyorum. Türkiye tarım ve hayvancılıkta dünyanın en hızlı yükselen ülkesi olacak. Yine tahtanın başına geçti, eline aldığı kalemle seçim vaatlerini sıraladı. Bu seferki başlığı gıdaydı. Türkiye tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yetecek, çok kısa bir süre içinde ihracat devi olacak. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bay Kemal'in tahtası isimli 3. videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. 5 yılda 3 milyon 750 bin büyükbaş, 7,5 milyon da küçükbaş üreterek çiftçiye ücretsiz dağıtacağız. Hayvan varlığımızı her yıl %20 artırarak hayvancılıkta büyük bir atılım gerçekleştireceğiz. Kılıçdaroğlu, tarım, hayvancılık ve gıda konuları üzerinden tahtasının başında projelerini açıkladı. Her bir köyümüzde bir veteriner, bir ziraat mühendisi ve bir ziraat teknisyenden oluşan ekipler kurulacak. Çift sisteme katılmak isteyen ailelere 10 büyükbaş, 10 küçükbaş gibi hayvan hibe edilecek. Afyon, Konya, Erzurum'da tarım ve hayvancılık özel ekonomi bölgeleri kuracağız. Kılıçdaroğlu sözlerini noktalarken bu vaatlerin herkesin mutfağına olumlu yansıyacağını öne sürdü. Çocuklarımız et yiyecek, sağlıkla büyüyecek. Etimiz, sütümüz ucuz ve bol olacak. Merak etmeyin, geliyoruz. Peki efendim, Millet İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda ekonominin başına kim geçebilir acaba? Adı en sık zikredilen isim biliyorsunuz Ali Babacan. Kırıkkale'de seçmenle buluşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bir başka isim verdi. 30 yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde kalan o ismin ekonominin başına geçeceğini söyledi.
Kırıkkale'ye geliyorsun, diyorsun ki bunlar PKK'lı. Diyarbakır'a gidiyorsun, Meral Akşener için diyorsun ki faili meçhulcü. Arkadaş karar ver ya, ben neyim? Kırıkkale'de seçmenlerle buluştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Otobüs üzerinde yaptığı konuşma sırasında İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ı da yanına aldı. Ali Babacan'ı yok sayan bir açıklama yaptı. Şimdi size kimi tanıştıracağım? Profesör Doktor Bilge Yılmaz inşallah ekonomimizi yönetecek. 30 yıldır Amerika'da dünyanın bir numaralı üniversitesinde finans dersi veriyor. Ama ne yapmış biliyor musunuz? Ya vatandaşlık almamış vatandaşlık. Bu arkadaşımız hala Türk vatandaşı. Sözü yine bir bekçi tarafından hırsıza doğru sıkılan ama İYİ Parti binasına isabet eden kurşunlara getirdi. Şimdi şöyle oluyor. Recep Bey bunlardan çok üzülüyor. Siniri bozuluyor. Ondan sonra beni tehdit ediyor. İş artık kurşuna kadar gitti. Ama Sayın seyirciler, CHP Şanlıurfa milletvekili adayı Mahmut Tanal kentte limon ve soğan üzerinden propagandasını yaptı bu sefer. Soğanın 25 lira olduğunu söyleyen Tanal halktan AK Parti'ye oy vermemesini istedi. Bölge halkı ise Tanal'a cevap verdi. Bir limona, bir soğana ülkemizi mi satacağız? Davamızı satmayız biz. 1 kilo soğan 25 lira oldu. Hepinize hayırlı bayramlar, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Bir limona bir soğana ülkeyi mi satacağız biz? Bir limona bir soğana ülkeyi mi satacağız? Davamızı satmayız biz. CHP Şanlıurfa milletvekili adayı Mahmut Tanal, kentte limon ve soğan üzerinden provokasyona kalkıştı. Ama bölge halkı ona hemen yanıtı yapıştırdı. Bir limona bir soğana ülkeyi mi satacağız biz? Soğanın kilosunun 25 lira olduğunu söyleyen Tanal, halktan AK Parti'ye oy vermemesini istedi. Sizden istirham ediyorum. Çoluk çocuğunuzun geleceği için AK Parti'ye oy vermeyin. 1 kilo soğan 25 lira oldu. Hepinize hayırlı bayramlar, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Ama Tanal'ın bu provokasyonu hiçbir işe yaramadı. Bölgede yaşayanlar Rabia işareti yaptı ve verdikleri yanıtla onun bölgeden apar topar uzaklaşmasına neden oldu. Bir limona bir soğana ülkeyi mi satacağız biz? Bir limona bir soğana ülkeyi mi satacağız? Davamızı satmayız biz. Diğer yandan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş efendim Esenyurt'ta Karadenizlilerle bayramlaşma töreninde konuştu o da. 14 Mayıs seçiminin önemine değinen İstanbul Milletvekili adayı Kurtulmuş, 14 Mayıs Türkiye'nin tarihi dönüm noktalarından birisidir, bu asrın seçimidir dedi. Ben bu kadar yıldır siyasetin içerisindeyim. Benden önceki dönemlerin siyasi tarihini de bildiğini zanneden birisiyim. Hiç abartısız söylüyorum. Türkiye'nin en önemli, en kritik seçimi bu seçimdir. Asrın seçimidir. Esenyurt'ta yaşayan Karadenizlilerin bayramlaşma törenine katıldı. 14 Mayıs seçiminin önemine vurgu yaptı. Hiç abartısız söylüyorum. Türkiye'nin en önemli, en kritik seçimi bu seçimdir. Asrın seçimidir. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'tan sonra siyasi emekli olacağını söyledi. Bay Kemal demeyin, yazıktır. Bay Bay Kemal diyeyim çünkü az kaldı. Onun da Türkiye siyasetinde inşallah emekli olacağı var seçim 14 Mayıs seçimi olacak. Bahçeli Evler'de geleneksel bayramlaşma programındaysa Kılıçdaroğlu'nu Alevi başlığıyla paylaştığı video üzerinden eleştirdi. AK Parti olarak bizim siyasi geleneğimiz olarak başından bu yana insanların mezheplerinin, meşreplerinin, inanışlarının bir şekilde ayrım vesilesi olarak ortaya konulmasına asla rıza göstermedik. Kimin Sünni olduğu, kimin Alevi olduğu siyasetin meselesi değildir. Siyasetin meselesi insanlara, inançlarına, mezheplerine, meşreplerine göre değil,
sadece Hazreti insan oldukları için insanlara hizmet etmektir, ayaklarına gitmektir, el ele gönül gönül olmaktır. Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara Sincan'da bayram ziyaretine çıktı. Tam o sırada bir pastanenin önündeki kalabalığı gördü Oktay. Aracından indi, o kalabalığa karıştı gitti. Genç bir çiftin nişan törenine dahil oldu Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Gençlerin nişan yüzüklerini de taktı tabii, mutluluklarına ortak oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayram ziyareti sırasında denk geldiği çiftin nişan yüzüklerini takarak mutluluklarına ortak oldu. Bayram ziyareti kapsamında Sincan'ı gezen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yenikent'te bir pastanenin önünde oluşan kalabalığı görünce konvoyu durdurdu. Aracından inerek kalabalığa karışan Oktay, çok geçmeden bir nişan töreninin tam ortasında olduğunu anladı. Davetlilerle selamlaşıp sohbet etti. Bayramınız mübarek olsun. Fuat Oktay daha sonra aile yakınlarının ısrarı üzerine Kaan ve Rabia çiftinin yüzüklerini taktı ve inci kolye ile birlikte yüzüklerine bağlanan kurdeleyi kesti. Kaan ve Rabia çiftinin mutluluğuna ortak olan Fuat Oktay, genç çifti tebrik ederek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, genç çiftin mutluluklarına ortak olduktan sonra bayram ziyaretine kaldığı yerden devam etti. Sincan halkının ilgisi oldukça yoğundu. Biraz bizler ortamında oluyoruz efendim. Ve devlet erkanı atanın huzurundaydı tabii bu sabah. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Başkanlığındaki heyet 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 103. açılış yıl dönümü törenleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Resmi törenlerin ilk adresi Anıtkabir oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de atanın huzurundaydı. Milli egemenlikten ve tam istiklalden hiç vazgeçmediğimiz bu 103 yılda, gelecek asırlarda da aynı ülküyle yol yürüyecek müstakbel şuurlu nesilleri yetiştirme hedefiyle çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti milletimizin güvenli ellerinde ilerlemek devam edecektir. Törende Şentop'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri yer aldı. Devlet erkanı Anıtkabir ziyaretinin ardından 1. meclise geçerek düzenlenen törene katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop kürsüye çıkarak burada da günün anlam ve önemine değinen bir konuşma yaptı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 103. açılış yıl dönümü milletimize, soydaş ve akraba topluluklara mutluluğumuzu ve kederimizi yüreğinde hissedecek kadar Türkiye'yi seven bütün dostlarımıza kutlu olsun. 103. yıl etkinlikleri kapsamında çocuklar da meclisteydi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğrencilerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Özer daha sonra makam koltuğunu 10 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Kaan Can'a bıraktı. Sayın Bakanım, bu özel günde bizleri makamınızı da kabul ettiğiniz için size kendim ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bugünün çocukları, yarının büyükleri olarak sizlerden aldığımız bu bayrağı ülkemizin en güzel yerlerine taşıyacağız.
Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan efendim, o da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bu sefer depremzede çocuklarla Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Milletimiz nice badireyi, saldırıyı, afeti birliğine, beraberliğine sarılarak geride bıraktı diyen Erdoğan'ın ardından çocuklardan oluşan kabine üyeleri bakın nasıl konuştular. Cici kız, söyle bakalım, sen ne bakanısın? Unuttun mu bakanlığını? Heyecandan bakanlığın adını unuttu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yanıtı odadaki herkesi gülümsetti. Ben söyleyeyim mi? Anaokulu bakanı. Anaokulu. Okul bakanlığı yokmuş, ne yapalım? Bir başka çocuksa bakanlığının adını karıştırdı. Milli Eğitim Başkanı olursam... Milli Eğitim Bakanı. Ha, Milli Eğitim Bakanı gibi olursam... Laptopta veriyor musunuz? Veririz. Vermişlerdi hatta. Şimdi size zaten çıkarken de vereceğiz. Teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan nedeniyle Dolmabahçe'deki ofisinde depremzede çocukları kabul etti. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı bir kez daha tebrik ediyorum. Sizlerin nezdinde milletimizin tüm çocuklarını gözlerinden öpüyorum. Şimdi de mikrofonu Sayın Başkan'a bırakıyorum. Evet, ben de eğer Cumhurbaşkanı'nın yerinde olursam ne yapardım? Size bunları okuyacağım. Yani Cumhurbaşkanımız gibi bir sürü yapılar yapardım. O milletimize çok sahip çıktı. Bizi hiçbir zaman alçakta bırakmadı. Ondan teşekkür ediyorum böyle yaptığı için. Depremi yaşadığım için insan evlerini çok hızlı yaptırırdım. Çocukların hepsi teker teker söz aldı. Bazıları söylemleriyle Erdoğan'ı da şaşırttı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanını değiştirdim. Fenerbahçe hakemlerle sorunu var çünkü. Çiçilerimize mazot konusunda destek olurdum. Çocuklardan oluşan kabine toplantısında siyaset dünyasının son gelişmeleri de konuşuldu. Ben Enerji Bakanı olarak enerjinin plan ve programları uygun miktar ve efsafta üretilmesi ve uygun yaylarda kullanılmasını sağlayacağım. Ama enerjide ben biliyorum siz çok gayretlisiniz. Hele hele şimdi Karadeniz gazını çıkardınız ki Karadeniz gazıyla artık dışa bağımlılıktan ne yapıyoruz? Yavaş yavaş kurtuluyoruz. Ama Sayın Bakanım, bu muhalefet bizim dilimizden anlamıyor ya. Ne yapacağız onları? Nasıl yani? Biz gazı bulduk diyoruz, onlar diyor ki nerede? Karadeniz'de, Filyos'ta, haritada bize Filyos'u gösterin ey muhalefet. Bilmezler. Nerede Filyos? Zonguldak'ta. Göreve giden TCG Anadolu gemisini de yine Dolmabahçe'de çocuklarla birlikte uğurladı. 21 pare top atışıyla boğazdan geçen geminin ihtişamı sahildeki herkesi fazlasıyla etkiledi. 14 Mayıs'tan sonra bu süreci çok daha kararlı bir şekilde işleteceğiz. Ve gönlümdeki en büyük hayal şu andaki TCG Anadolu'ydu. Bunun ikinci basamağı da şimdi istiyorum ki süratle TCG Anadolu'nun bir üst basamağını inşallah gerçekleştirelim. Siyasetçiler bayramda çalışmalara ara vermedi. Parti liderleri şehir şehir gezerken milletvekili adayları da saha çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti Ankara Milletvekili adayı Osman Gökçek'te, Pursaklar ve Keçiören'de esnaf ziyaretleri yapıp ilçe sakinleriyle bayramlaştı sayın seyirciler. Seçmenden yoğun ilgi gören Gökçek'in sosyal medya hesapları da gençlerin sıkı takibinde. Vallahi bayramınız mübarek. Allah razı olsun, bayramınız mübarek olsun. Gördüğümü sevindim. Takip ediyorum, ben sizi takip ediyorum sürekli. AK Parti Ankara Milletvekili adayı Osman Gökçek bayramın 3. günü de sahadaydı. Pursaklar'da esnaf ziyareti yapan Gökçek ilçe sakinleriyle tek tek bayramlaştı. Kurban olurum ben sana. Siz Elbahan'ın torunlarsınız, siz Tayyip Erdoğan'ın torunlarsınız. Biz tamam. Onlardanız. Allah razı olsun. Ziyaretleri sırasında yoğun ilgi gören Gökçek'in ikinci durağı ise Keçiören Güzelyurt Köyü oldu. Bakalım inşallah bu Kılıçdaroğlu'na teslim yok, etmeyeceğiz. Öyle bir şey yok. Ramazan'a basana yerimiz yok. Allah razı olsun. Sizden de. Hepimiz yani Allah'ın izniyle oyumuzu sana vereceğiz abi. İnşallah. İlk görüyoruz. İzliyor musun? Hadi hadi başlayalım. Köy sakinleri destek verdikleri Osman Gökçek'in sosyal medyada da sıkı takipçileriydi. Kandil'in desteklediği Kılıçdaroğlu'na yok. Kılıçdaroğlu'na bakan diyoruz.
Allah izniyle inşallah alacağız. CHP demek HDP demek. Aynen öyle. Bizim Allah razı olsun. Buradan Kılıçdaroğlu'na bir video gönderebilir miyiz? Nasıl gönderelim? Hani selfie yapıyoruz ya. Onlardan bir tane de buradan mı çekelim? Sayın Kılıçdaroğlu, Keçeri'den güzel yurtlar sana oy yok. Efendim, 5 genç bir otomobile bindi, bayram eğlencesine gitmek için yola çıktı. 3'ü erkek, 2'si kızdı. Direksiyonda Niyazi Kılıçoğlu vardı. Kavşağa geldiğinde ise içinde yine 2 gencin bulunduğu minibüsle çarpışan araçtan tam 4 fidanın cansız bedeni çıkarıldı maalesef. Bayram günü yaşanan trafik faciasında 3 genç de ağır yaralı. Gençlerin bayram eğlencesi faciayla sonlandı. Otomobildeki 5 gençten 4'ü hayatını kaybetti. Kazaya karışan minibüsteki 2 genç de ağır yaralı. Çivril'de yaşayan Niyazi Kılıçoğlu, Çağdaş Bozkurt ve Mustafa Bozkurt teyze çocuklarıydı. Pamukkale Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü okuyan Hataylı Başak Su Doğru ve Adanalı Yağmur Demir'le arkadaşlardı. Bu 5 genç bayram eğlencesi için buluştu ve şehirdeki bir mekana gitmek için otomobile bindi. Direksiyonda Niyazi Kılıçoğlu vardı. Beşiktaş kavşağında Yiğitcan Küçük'ün kullandığı minibüsle çarpıştı. Minibüsün içindeki diğer isim ise Uşak Sivaslı İlçesi Belediye Başkanı Hürriyet Şafanoğlu Mert Veli Şafak'tı. Feci kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle hurda yığınına dönen otomobilde sıkışan gençlerden Yağmur Demir, Başak Su Doğru, Çağdaş Bozkurt için yapılabilecek bir şey kalmamıştı. Ağır yaralı olarak otomobilden çıkarılan sürücü Niyazi Kılıçoğlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Otomobilden bir tek Mustafa Bozkurt sağ kurtuldu ama onun da durumu kritik. Minibüste yaralanan Uşak Sivaslı İlçesi Belediye Başkanı Hürriyet Şafanoğlu Mert Veli Şafak ve sürücü Yiğitcan Küçük'ün hayati tehlikeleri devam ediyor. Savaş alanına dönen yolda 4 cesedin çıktığı otomobil ve kazaya karışan minibüs çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Mersin Toroslar'da 3 katlı bir apartmanın 2. katındaki dairede yangın çıktı efendim. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ama ne yazık ki yangında 8 yaşındaki üçüz kardeşlerden Egemen ve Nevzat hayatını kaybetti. Nisa ise ağır yaralandı. Alevlerin sardığı bu evin içinde anne ve üçüzleri vardı. İtfaiye erleri alevleri söndürüp içeridekileri çıkardığında üçüzlerden ikisi ölü, biri de ağır yaralıydı. Bayram günü gelen facianın adresi Toroslar. Buluklu mahallesindeki bu 3 katlı binanın 2. katındaki dairede Cesur ailesi yaşıyordu. Baba yengin Cesur 8 yaşındaki üçüzlerini ve eşi Zeliha'yı evde bırakıp akrabalarıyla bayramlaşmaya gitti. Aile alevlere uykuda mı yakalandı ve yangın nasıl başladı sorularının yanıtları henüz bilinmiyor. Daire bir anda alev alev yanmaya başladı. Komşuların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını fark eder etmez çocuklarını kurtarmak için harekete geçen anne, üçüzlerinden Şükriye Nisa'yı yaralı olarak kurtarmayı başardı. Fakat alevler yüzünden Egemen ve Nevzat'a ulaşamadı. İtfaiye yerleri yangını söndürdüğünde evin içinde Egemen ve Nevzat kardeşlerin cansız bedenine ulaştı. Üçüzlerden ağır yaralı kurtulan Şükriye Nisa ve annesi ambulansla hastaneye kaldırılırken ölen kardeşlerin cenazeleri otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Müzik
Haberi alır almaz evine koşan Engin Cesur'un yüreğine ateş düştü. Bayram günü yaşadıkları faciayla acıya boğulan Cesur ailesinin mutlu günlerinden geriye bu fotoğraflar kaldı. İki kardeşin cenazesinde anneleri sinir krizi geçirdi. Evlatlarını son yolculuğuna uğurlayan babaysa gözyaşlarına boğuldu. Efendim dün akşam bir haber getirmiştik ekranlarınızda. Tartıştığı ağabeyini uykusunda öldüren bir caninin haberiydi, hatırlarsınız. O cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı. Katilin geçmişte bozulan telefonu değiştirilmedi diye mağazaya bir kamyonla daldığı ortaya çıktı. Yani perşembenin gelişi aslında çarşambadan belliymiş. Abisini uyurken öldürdü, cinsel organını kesti. Kan donduran cinayetin zanlısı yıllar önce de cep telefonu değişimi yapmayan mağazaya kamyonla girmişti. Sinirliydim yani, basmışım arabanın marşına. Kaldırdım arabayı, sonra indim arabadan. Olan oldu yani. Belli ki öfkelendiğinde gözü dönüyordu. Kamyonla dükkana girmesi bunu çok net ortaya koyuyordu. 32 yaşındaki abisi Muratcan'la tartışıp evden çıktığında da kapıyı sert çekmişti. Sabah eve döndüğünde anne bayram ziyaretine, babası ise kardeşleriyle beraber alışverişe gitmişti. Abisi ise derin bir uykudaydı. Onu en savunmasız anında bıçaklayarak katletti. Cinayetin ardından evden dışarı çıktığında bıçak hala elindeydi. Sokaklarda dolaşırken polisler onu durdurdu. Ekiplere "abimi öldürdüm" diyen saldırgan gözaltına alındı. Polis ve sağlık ekipleri eve girdiklerinde Muratcan torunun cesedini buldu. İfadesinde her şeyi itiraf eden Emre Torun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Vahşetin ayrıntıları ise kan dondurdu. Cani kardeş uykudaki abisinin önce boğazını, sonra da cinsel organını kesmişti. O cani yıllar önce de kamyonla dükkana girip haber olmuştu. İlk olarak ismini vermek istemediğim bir elektronik şirketinden bir telefon aldım. Telefon sonra bozuldu. Ondan sonra gittim mağazaya. Size yardımcı olamayız, sizi başka yere göndereceğiz falan dediler. Bozulan telefonunu değiştirmeyen mağazaya kamyonla dalan Emre Torun, çalışanları az kalsın ezerek öldürecekti. Sinirliydim yani, basmışım arabanın marşına. Kaldırdım arabayı, sonra indim arabadan. Olan oldu yani. Abisini vahşice öldüren cani tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel gündemli bir toplantı gerçekleştirildi. AK Parti'de 3 dönem kuralına takılan ve yeni dönemde mecliste olamayacak olan Binali Yıldırım'la Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu vekil sıfatıyla meclisteki son konuşmalarını yaptı. Bu konuşma şahsım için özel bir anlam ifade ediyor. Milletvekili, bakan, başbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı gibi şerefli görevlerle çıktığım bu millet kürsüsünde son kez huzurlarınızdayım. Seçim nedeniyle ara verilen TBMM Genel Kurulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel oturum düzenlendi. 3 dönem kuralına takılan Binali Yıldırım ve milletvekili sıfatıyla kurula katılan Kemal Kılıçdaroğlu mecliste son konuşmasını yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruluşunun 103. yıl dönümüyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde özel gündemle toplandı. AK Parti adına grup konuşmasını eski Başbakan Binali Yıldırım yaptı. AK Parti'de 14 Mayıs seçimleri öncesi uygulanan 3 dönem kuralına takılan Yıldırım, meclis kürsüsünden son kez hitap etti. Mübarek Ramazan bayramımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla aynı güne denk gelmesi çok manidar bir güzelliktir. Bu vesileyle aziz milletimizin her iki bayramını da yürekten tebrik ediyorum. Meclise veda eden Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürlerini sundu. Konuşmasının sonunda ise elinde Türk bayrağı ile İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını okudu. Sonrasında bayrağı öpüp başına koydu. İnsan işiyle, eseriyle yad edilir. Hepimizin karnesini...
Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt dışından 300 milyar dolar yatırım getirme vaadini eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, esrar kaçakçılarının paralarını buraya getirecekmiş, Selo'yu, terörist başı Öcalan'ı çıkaracakmış, yedili masa iyice dağıttı diye konuştu. Ne diyorlar? Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan Selo'yu çıkaracakmış. Ne diyor? Terörist başı Öcalan'ı çıkaracakmış. Bu ülke terör devleti değildir. Bu terör örgütlerinin oyuncağı değildir. Net mesajlarını Sakarya'dan verdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor sözlerini hatırlattı önce. PKK'nın güdümünden kurtaramayan 7. ortağı HDP'den duyduğu utancı gizlemek için benim Kürt kardeşlerimi tahrik etmeye başladı. Kürt kardeşlerimiz sicilini de, çapını da, okkasını da bildikleri bu zata itibar etmedikleri için bu hamlesinde karşılık bulamadı. Sonra sözü Kılıçdaroğlu'nun Alevi paylaşımına getirdi. Bunun üzerine daha tehlikeli, daha yakıcı bir başka fitne ateşiyle ortaya çıkarak mezhebi kimliğine vurgu yaptı. Halbuki bu zata bugüne kadar kimse inancını, mezhebini, meşrebini sormadı. Bu zatı kimse bu kimlikleri üzerinden herhangi bir ithama da maruz bırakmadı. Tam tersine bu ülkede bürokrat oldu, genel müdür oldu, milletvekili oldu, parti genel başkanı oldu. Peki öyleyse niçin yaşın 74'e geldikten sonra birdenbire mezhebi kimliğinle kamuoyunun huzuruna çıkma ihtiyacı duydun? Bay bay Kemal, sen buradan hareket et. Şiilik, Alevilikle karıştırıyorsun bunları. Kim sana bugüne kadar böyle bir şeyi sordu ki? Ama dert başka. Sinsi planları reddediyoruz dedi. Alisiz Alevilik gibi akımlarla bu büyük aileden kopartmak isteyenlere asla boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Ve bu sinsi planı reddediyoruz. Hak diyen, Muhammed diyen, Ehl-i Beyt diyen herkes bizim kardeşimizdir. Fitne tüccarlarının kirli oyunlarına kimseyi alet edilmeyeceğiz. Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatleriyle devam etti sözlerine. Londra'daki tefecilerden 300 milyar dolar getirecekmiş veya getirmiş. Eroin esrar kaçakçılarının paralarını buraya getirecekmiş. Devamlı birbirlerine söz veriyorlar. Erdoğan gitmesi lazım diyorlar. Çünkü Erdoğan giderse meydan boş kalacak. O zaman at oynatmaya başlayacaklar. HDP ile kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıkları da unutmadı. Bay bay Kemal'in işi ya Kandil'deki teröristlerle, bu teröristlerin parlamentodaki uzantılarıyla. Sormak lazım bu CHP'li kardeşlerime. Yahu bu adamın parlamento odasında niçin PKK'nın uzantılarıyla görüşüyor? Niçin genel merkezinde görüşemiyor? Acaba o kapalı kapılar arkasında ne görüştü? Ne yaptı? Açıkla. Sadece Kılıçdaroğlu değil, masanın tamamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefindeydi. Bay bay Kemal bunları söylerken Bayan Meral ne söylüyor? Aykırı bir ifadesi var mı? Ya ne diyorsun sen ortak diyor mu? Bu yedili masa iyice dağıttı. Şimdi bu yedili masayı benim Sakaryalı kardeşlerim, Akyazılı kardeşlerim inanıyorum 14 Mayıs'ta da siz dağıtacaksınız. Erdoğan, TCG Anadolu'yu uğurlayıp gelmişti Sakarya'ya. Dünyanın ilk SİHA gemisinin yeni rotasını da açıkladı. Anadolu'yu bugün Arayburnu'ndan Karadeniz'e uğurladı. Bir hafta 10 günde İzmir'de kalmasında fayda var. Ne anlama geliyor herhalde anladınız değil mi? Oradan farklı mesajlar vereceğiz TCG Anadolu'yla. TCG Anadolu'ya maket gemi diyen bu yedili masanın mensuplarına en güzel cevabı şu ana kadar bu gemimizi ziyaret eden 70 bin 80 bin kişi verdi. Cumhurbaşkanı 14 Mayıs ertesi ekonomide atılacak adımları da sıraladı. Tek haneli rakamlara düşürecek adımları kararlılıkla atmayı sürdürüyoruz. 14 Mayıs'tan sonra özellikle gıdada bu çeşitli gıdalar olabilir. Her türlü yanlış yola gidenlere yapacağımız yasal düzenlemelerle onlara da gereken dersi vereceğiz. Biz TOG'u, Anadolu gemimizi, Kızıl Elma
insansız çağımızı. İmece uydumuzu önemsediğimiz kadar manavdaki soğanı, domatesi, salatalığı, kasaptaki eti, marketteki sütü de önemsiyor. Ama diğerlerinden farklı olarak biz bunları birbirinden ayrı görmüyoruz. Her kim ben bunları yapmadan size ekmek vereceğim, para vereceğim diyorsa emin olun bunlar yalan söylüyor. İşte bunlardan bir tanesi Bay Bay Kemal'dir. Bir sonraki durağı ise Arifi oldu. Yine Altay Tankı'nın test için TSK'ya teslimi programına katıldı. Efendim şimdi çok kısa bir ara vereceğiz ama aranın hemen ardından 23 Nisan coşkusunu Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde yaşayan çocuklarımızın gülüşleriyle, gülümsemeleriyle devam edeceğiz. Efendim reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor. İşte Türkiye'nin dört bir yanında 23 Nisan coşkusu vardı. Bugün İstanbullular da bu sıcak havayı fırsat bilip çocuklarını eğlendirmek için hayvanat bahçelerine, parklara akın ettiler. Çekmeköy'deki hayvanat bahçesini değerlerinden ayıran en önemli özelliği ise ziyaretçilerin yabani hayvanlara özgürce dokunabilmeleri ve elleriyle de besleyebilmeleri. Nisan coşkusu hayvanat bahçelerini de doldurdu. Sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular çocuklarıyla birlikte eğlendi. Çok mutluyuz. Çocukları eğlendirmeye geldik. Çocuklar mutlu olunca biz de çok mutlu oluyoruz. Bayram fena değildi. Çocuğu da getirdik bir gezdirelim istedik. Böyle etkinliklerin oluşu da daha güzel bir hale getiriyor. Hayvanları seviyor musun? Evet. Şu an elindeki hayvan ne biliyor musun? Papağan. Hangilerini gördün? Flamingo, kuzu, bir de kaplan aslanını gördüm. Tavşanlar vardı, keçiler açık alanda dolaşıyordu. Alanda tabii üçlü bir bayram coşkusu yaşanıyor. Burada canlılarımızla, yaban hayatıyla, etkinliklerle, yine bubble show'lar, yüz boyama etkinlikleri gibi hem eğitici hem eğlendirici etkinliklerle bayramı biz de burada kutluyoruz. Burada özellikle zarar vermeyecek olan türdeki canlılarımızı gelen misafirlerimizle buluşturmaya özen gösteriyoruz. Korkmuyor musunuz ayıları beslerken? Ben çok seviyorum. Hayvanat bahçesinde sadece minikler değil, büyükler de eğlendi. Hadi yazılacak nice arkadaşlar. Çocuklarla birlikte geldik. Onlar için de güzel bir gün oluyor. İkinci defa geliyoruz. Gayet güzel yani. Hani çocuklar için de çok alternatif etkinliklerin oluşu da güzel. Ya umarım herkes eğleniyordur. Biz eğleniyoruz. Hayvanları seviyor musunuz? Evet! Efendim böylelikle Beyaz Ana Haber'in bu akşam da sonuna gelmiş olduk. İşte irtibat bilgilerimiz ekranlarınızda. Lütfen WhatsApp ihbar hattından bizlere ulaşın. Haber olduğunu düşündüğünüz görüntüleri bizlerle paylaşın. YouTube üzerinden de kaçırdığınız haberlerimizi izleyebilirsiniz. Tekrar tekrar diyelim ve Allah nicelerini nasip etsin bayramların diyerek iznimizi isteyelim. Hoşçakalın.